Oy ve ötesi tutanak sistemi nasıl çalışır? Biraz da onu inceleyeceğiz. Tutanak.oyveötesi.org adresinden arkadaşlar, web tabanlı, internet tabanlı bir uygulama ama ekranlar cep telefonundan da veri girişine uygun bir şekilde tasarlanmış. Web sitesini tekrarlıyorum. Çektiğiniz fotoğrafla tutanaklarını tutanak.oyveötesi.org adresinden gönderiyor olacaksınız. Bu sisteme nasıl giriş yapılıyor? Cep telefon numarası ve SMS doğrulaması. Siz sisteme cep telefonunuza giriyorsunuz. Sistem size bir SMS gönderiyor. Oradaki kodu uygulamaya giriyorsunuz ve uygulamaya önünüze açılıyor. Uygulama şöyle. Üstte bir bizim logomuz var. Tutanak yüklediğim tutanaklar, çıkış yap gibi menüler var. İlk önce tutanağını yüklemek istediğiniz adresin il ve ilçesini giriyorsunuz arkadaşlar. Biz bu seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı sandık sonuç tutanaklarınızın yüklenmesini istiyoruz. Belediye meclis üyeliği, ilçe belediye meclisi üyeliği türlerine ait tutanaklar sistem tarafından kabul edilmeyecek. Tekrar ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı sandık sonuç tutanakları sisteme yüklenecek. Tutanak yükle sekmesine bastığınızda il ve ilçe seçeceğiniz ekrana gidiliyor. Adres seçimi. Buradan İstanbul Üsküdar 3022 no'lu sandık diye giriyorsunuz ve devam et tuşuna basıyorsunuz. Bu bir dahaki ekranda bu ekran İstanbul Üsküdar kalacak. Çünkü aynı okulda, aynı bölgede başka okulların sandık tutanaklarını da yüklemek isterseniz kolaylık olsun diye önden doldurulmuş olarak duracak. Sandık numarasını girdikten sonra devam tuşuna bastığınızda bağlı olan o sandığın bağlı olduğu okuldaki tüm sandıklar görüntülenecek. Burada Büyükşehir Belediye'ye, ilçe belediyeye ait tutanağın gönderilip gönderilmemiş olduğunu gösteren bir durum göreceksiniz. İşte burada gönderilmemiş. Devam edildiğinde ise yüklemek istediğimiz seçim türüne seçilmesine gideceğiz. Tutanak türü Büyükşehir Belediye Başkanlığı ya da İlçe Belediye Başkanlığı'nı seçeceksiniz. Size ekran o seçim çevresinde en son seçimde en çok oyu alan partiler önünüze çıkacak. İşte Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul'dan yüklüyorsanız Adalet Kalkınma Partisi, Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Demokrasi Atılım Partisi, İdris Şahin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Meral Danış, Saadet Partisi, Birol Aydın, Yeniden Refah, Mehmet Altınöz, İyi Parti, Uğra Kavuncu. Okudum hepsini, herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Bu alanlara, bu adayların kaç oy aldığını gireceksiniz. Eğer siz tutanakta ne görüyorsanız onu gireceksiniz arkadaşlar. Eğer bir aday oy almadıysa oraya herhangi bir şey girmek zorunda değilsiniz. Teyit, en altta bir teyit kutucuğu olacak. Onu dokunduktan sonra devam et tuşuna basıp şurada teyiti görüyorsunuz. Tutanakta yer alan tüm oy sayılarının doğru ve eksiksiz bir şekilde girdiğime eminim diyeceksiniz. Devam et tuşuna basılacak arkadaşlar. Şimdi sıra geldi o fotoğrafın, o tutanağın fotoğrafını yüklemeye. Fotoğraf, uygulama içinden fotoğrafı çekebilirsiniz. Ya da daha önce çektiğiniz, diyelim ki bir okuldasınız, tüm tutanakları çektiniz ve galerinizde duruyor. O galeriden de yükleme yapabilirsiniz. Tutanak formunu yükle tuşuna basıyorsunuz. Yükleme ekranı geliyor. Ama neler tutanak yüklerken nelere dikkat edilmesi gerektiği de ekranda yazıyor. Açık net gözükmeli. Kare kodlar üstteki ve alttaki kare kodlar okunabilmeli. Ve fotoğrafta sadece tutanak formu olmalı arkadaşlar. Şöyle örnek olarak gösterelim. Tutanak örneği sağda. Bu fotoğrafı çekerken mutlaka ve mutlaka tutanağın en okunabilir halde olduğu hem üstteki QR kodunun hem de alttaki QR kodunun ekran içine alındığını dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sistem onayı QR kodlarını analiz ederek yapıyor. Gördüğünüz gibi sağ ve alt. Yani buraya tutanak dışındaki başka bir fotoğrafı yüklerseniz sistem almıyor ya da QR kodlarının iyi çekilmediği bir tutanakta
yine sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Eğer her şey yolunda gittiyse ve tutanak sistemin kabul edileceği şekilde fotoğraf şeklinde gönderildiyse, tutanağınız başarıyla yüklendi mesajı alıyorsunuz ve yine aynı ekranda o okuldaki diğer sandık numaralarını görüyorsunuz. Yüklemiş olduğumuz tutanaklar, fotoğrafın ona hani menü görmüştük ya, ben hemen menüye geri döneyim şurada. Bu önceki seçimlerde bize gelen sorularda gönderdiğim, yüklediğim tutanakları göremiyorum diye. Şurada gördüğünüz gibi yüklediğim tutanaklar sekmesi var. Oraya gidip tıkladığınızda onay bekleyen tutanaklarınız var. Mesajı görüyorsunuz. Bu eğer okunamadıysa, yapay zeka tarafından kontrol tamamlanamadıysa, servisin yoğunluğuna göre bu iş biraz sürebilir arkadaşlar. Onaylandıktan sonra da o tutanak sisteme aktarılmış oluyor. Bu işlemi bitirdikten sonra da yeni tutanak ekle sekmesinden devam ederek varsa elinizdeki diğer tutanakları sisteme yüklüyorsunuz.